Merhabalar arkadaşlar, tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlar, bu video çok başka bir video be, harbiden söylüyorum. Yani öyle atlayayım, zıplayayım, sardırayım, hızlı şekilde geçeyim gibi bir video değil. Tabi öyle de izleyebilirsiniz, istediğiniz gibi izleyebilirsiniz, keyfiniz nasıl isterse. Ancak bu video nasıl bir video? Benden size önerim, şöyle netleyeyim. Ben böyle bir videoyu görsem, ki böyle videolar gördüğüm oluyordu YouTube'da eskiden. Ben böyle bir videoyu görsem, açarım. Yanıma alırım çayımı, bardağımı, işte kolamı, kahvemi, ne içiyorsanız. Arkama yaslanırım ve kendimi bu sürece bırakırım. Siz de böyle yapın. Alın çayınızı, kahvenizi, bu sürece kendinizi bırakın. Hep beraber buradan çıkıp Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da çok güzel bir pet shop gezisi olacak. Sevgili Caner abime bu videoyu çektiği ve bize katkıda bulunduğu için çok çok teşekkür ederim. Abi inanılmaz çekmişsin, inanılmaz bilgiler vermişsin. Yani o sen gezerken aldığın zevki ve heyecanlı konuşmalarına o kadar güzel alıyorum ki. Ben bir resim malzemesi, sanat malzemesi, boya falan satan yerlere gidince böyle oluyorum. Bir de pet shop'a girince böyle oluyorum. İnanılmaz kendimi kaybediyorum. Hadi alın kahvenizi, çayınızı abi. Almanya'ya gidiyoruz. Hep beraber. Ha şunu söyleyeceğim. İzlerken fiyat kıyaslaması yapabilirsiniz. Hani ne bileyim, bu tarz şeyler kıyaslaması yapabilirsiniz. Ancak sizden bir istirhamım var. Arkadaşlar mağazaya girdiği andan Caner abi, girdiği andan itibaren her şeyi bırakıp kültür kıyaslaması yapın. Nasıl bir satış kültürü var? Nasıl bir satış ahlakı var? Hayvanların nasıl satılmasına rağmen nasıl güzel, değerli bir konumu var? Düzen, tertip, her şeye bir bakın. Ona göre kıyaslama yapın. Fiyat gelir geçer. Evet pahalıdır ama fiyat bir yerden sonra hiçbir önemi yok. Önemli olan verdiğimiz değer arkadaşlar. Bu kısmı aklınızın kenarına yazmanızı rica ediyorum. Videonun sonunda tekrardan görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Sevgili akvaryum odası takipçileri, hepinizi selamlıyorum Almanya'dan. Ben de akvaryum odasının sizler gibi bir takipçisiyim. Bugün sizlerle beraber Almanya'daki bir pet shop'u ziyaret edeceğiz. İçeride neler var, nasıl yemler var, ne tür balıklar var, bizi neler bekliyor, hep beraber gidip göreceğiz. Tabii ki buradaki pet shoplar Türkiye'deki pet shoplar gibi böyle kedi, köpek falan satışı yasak olduğu için yapmıyorlar. Sadece balık, hamster, yılan, yani sürüngen tarzı hayvanlar, böyle kuş falan satışı yasak. Ama burada her türlü hayvan için yem bulabilirsiniz. Sincaplar, işte kuşlar, vahşi doğada dışarıda yaşayan, bunları ağaçlarınıza koyabilirsiniz. Gelip ziyaret etmeleri için bir sürü böyle yemler, çeşitler var. Şimdi girelim bakalım bizi neler bekliyormuş. Alo. Bakalım, buraya böyle haftalık balıklar geliyor. Bu balıklar işte her hafta, iki haftada bir değişiyor. Bakalım şansımıza bugün nasıl balıklar var? Ne tür balıklar var? Ne renkte balıklar var? Mesela burada normalde böyle tavşanlar falan oluyordu. Yok bugün. Ayrıca size akvaryum malzemelerini de çekeceğim. Böyle aksesuarları da çekeceğim. İlaçları da çekeceğim. Rafet kardeşim kadar bilgim olmasa da sizlere bir şeyler göstermeye çalışacağım. Şimdi bakalım. Lepistes grubumuzda. Burada erkek lepisteslerimiz var. Full white var. Moskov, black Moskov. Ondan sonra bu güzel kırmızı kuyrukluların adını maalesef bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yazar ya da Rafet bizi bilgilendirir. Bakın tanesi 3,90 euro. Ondan sonra burada dişilerimiz var. Burada sadece Black Moskov'un dişileri kalmış sanırım. Öyle. Burada yine erkekler var. Çok güzel böyle renkli, mozaik
Ondan sonra şu balığın aynısını ben de aldım. Çok beğendim. Kuyruk rengi kendisi böyle yeşil mavi renkte bir kuyruğu var. Bu taraf böyle tetra cinsi balıklar. Bunların tanesi de 4 euro 90 cent. Yanımızda ne varmış? Burada bir tane cikletimiz var. Ondan sonra yanlarında gene balıklarımız. Bu da sanırım onların bir boy küçükleri. Aynı balıkların. Burada neon tetralarımız var. Bayağı büyük boyda. Erişkin yetişkin diyebileceğimiz boyda. Şimdi size bir detaydan bahsedeceğim. Bu çok güzel bir detay. Aslında yani Türkiye'deki akvaryumcularda da olmasını istediğim. Şimdi mesela biz bir akvaryumcuya gidiyoruz. Ne diyoruz? Abi ben ciklet istiyorum. Bana ciklet ver. Tamam. Ne kadar akvaryumun? 80 litre. Oo tamam, 4 tane koy içine. Hiçbir şey olmaz. 5 tane koy. Bakın arkadaşlar. Burada şurada gördüğünüz gibi bu canlıların ne kadar suya ihtiyaç duyduğu. Ap başlangıç. Yani bu hayvanları koymak için en az 60 santimlik 54 litrelik bir akvaryumunuzun olması lazım. En küçük değer bu. Hop ben bunları gidip alayım, koyayım, basayım akvaryumun içine, yok. Bunları canlılığını sağlayabilmeniz, o koşulları sağlayabilmeniz lazım. Zaten buradaki arkadaşlar sizi bilgilendiriyorlar. Size söylüyorlar. Diyorlar ki akvaryumuzun büyüklüğü ne? Size o gene bakın meleklere maşallah. Yani burada satış o kadar önemli değil. Adamlar zaten yani yangın gibi cayır cayır satış yapıyorlar. Her gelen balık kapış kapış bitiyor. Çok güzel değil mi desenleri, renkleri. Bu arada ben de sizler gibi lepistes besliyorum. Ben de bir lepistes fanıyım diyeyim. Ben de balıklarımı buradan alıyorum. Gayet memnunum. Sağlıklılar balıklar. Yani burada hamile balık olayı yok. Çünkü burada erkekleri ve dişileri, türleri korumak için her zaman ayrı ayrı tutuyorlar. Yani aynı türde olsalar bile hayvanların sağlığının bozulmaması açısından hep ayrı tutuyorlar. Bu nedenle aldığım balıklar bir ay sonra yavruluyorlar. Yavrularını alabiliyorum. Türünü, adını bilmediğim birçok balık var. O yüzden sizden özürüm. Bakın burada kılıçlar var. Renkleri farklı. Burada yine kafalı yunuslar var. Çok güzel. Evet.
Öyle yavaş yavaş gidiyoruz. Gene burada bakın lepistesler var. Bunlar aynı türde oldukları için sanırım dişili erkekli konulmuş. Şu erkek gördüğümüz gibi. Bunlar da dişileri ama normal şartlarda erkekleri ve dişileri ayrı ayrı. Mesela bakın burada bunlar sanırım ya koi full red, koi sanırım bunlar. Yanında, yanlarında başka balık var mı? Çöpçümüz var altta. Evet, burnu ayırmışlar mesela. Bu sadece bu türe ait. Gene keza buraya geldiğimiz zaman bakın erkeklere. Yanlarında sadece neon tetra var. Burada neler varmış? Burada böyle arkadaşlar var. O da bize bakıyor. Merhaba. Burada küçük türleri var. Cikletlerimiz. Diyoruz. Yine burada meleklerimiz var. Çok güzeller gerçekten. Burada da yine farklı renkli. Bunların böyle çeşit çeşit isimleri var. Yani insanın hepsini bilmesi mümkün değil. Sarı prensesler, cikletler. Bakın. Sarı prensesin bir tanesi 10 euro. Bu boyda. Yani daha tam yetişkin bile olmamışlar. Ben şöyle elimi koyayım. Gördüğünüz gibi gayet küçük. 80 küsür TL'ye denk geliyor. Türkiye'deki yani ciklet fiyatları bence gayet iyi. Biraz şöyle şurada betalara bakalım. Burada da yine böyle çok farklı renkte tetra grubu, böyle küçük zebralar, tetralar. Bakın. Ama bunların rengi çok güzelmiş. Böyle yeşil. Pastel rengi. Zebralar. Moliler, siyah moliler, sıklar. Betamız, taç beta ama sanırım bu satılmış. Bakın böyle akvaryumlar. Böyle büyük, geniş. Litresi, her şeyi özellikleri üstünde yazıyor. Mesela şu görmüş olduğunuz
kaç litredir bu acaba? 125 litrelik akvaryum. Dolabıyla, mobilyasıyla birlikte içinde motoru 100-329 euro. Gene burada var beyaz. Arkadaki dekorasyonlarını, içindeki işte malzemelerini, hepsini tek bir yerden alabilirsiniz, bulabilirsiniz ama fiyatları biraz tabii uçuk. Benim de böyle bir köşe akvaryumum var. Bu hem yer kaplama konusundan, ev içerisindeki böyle duvarın köşesine bir koyduğunuzda size bayağı bir alan sağlıyor, kazandırıyor. Bitkilerinizi alabilirsiniz buradan yine. Buradan bitkileri göstereyim size. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit bitkiler var. Akvaryum için. Yine hepsinin fiyatları burada bu şekilde. Yine aşağıda neon tetralarımız var, büyük büyük. Burada bir albino çöpçümüz var. Burası olduğu gibi böyle çiçekler. Bakın burada bir akvaryumu bitkilendirmişler böyle. Tanıtım amaçlı ama bu sanırım tuzlu su akvaryumu. Çünkü bakın burada tüpleri, ilaçları, pH değerleri, su sıcaklıkları, her şeyi yazıyor. Şimdi bakalım biraz yemlere. Böyle koca koca pul yemlerimiz var. Japon yemleri var. JBL'in. JBL benim de kullandığım bir marka. Özellikle şu bitkili yemi çok seviyor Lepistesler. Bu bir tablet yem. Yapıştırıyorsunuz akvaryumun camına. Çıldırıyorlar. Bunlar su düzenleyiciler. Bu gördüğünüz suda bakteri oluşumunu sağlıyor. Yararlı bakterilerin oluşumunu sağlıyor bu ürün. Bu da akvaryumu kurarken kullandığınız su düzenleyicisi. Yani sudaki nitrat, bakır oranı, klor oranını, pH değerini bununla düzenliyorsunuz. Bunun zaten üstünde yazıyor kaç litre ne kadar. 10 mil 40 litre su içilmiş. 10 mil kullanıyoruz 40 litre. Bunu kendi akvaryumunuza göre şey yapıyorsunuz, işte ayarlıyorsunuz kaç litre ise. Başka burada artemyalar var. Bu artemya sadece düz artemya 40 mili 12 euro bu şekilde. Bu da tuzu, artemyanın tuzu JBL'in. O da 5.29. Bu böyle işte altındaki kabı, üstündeki süzgeci falan. Ben bundan aldım set olarak ama internetten aldım ben bunu. Bakın buradaki fiyatı 52 euro. Ben bunu 35 euroya aldım. Bunun içinde hem kabı var, hem şu ortadaki görmüş olduğunuz artemiye içinde yaptığınız aparatı var, hortumu var ve motoru var. Hava motoru, şu görmüş olduğunuz. Bunların hepsi set halinde bu şekilde. Sadece içinde artemya ve artemya tuzu yok. Biraz gidelim motorlara bakalım. Dış filtrelere bakalım. Eheim'in mesela profesyonel 4 plus 600 diye koskocaman, yani bu bayağı bir büyük bir motor.
219 euro. Bakın burada gene elyaf, işte sünger seti. Bunlar böyle set olarak satılıyor. Eski değilse ya da şeyinizi değiştiriyorsanız, temizliyorsanız dış filtrenizi, atın o keçeyi ya da elyafı, direkt tertemiz bunu koyabilirsiniz. Daha küçük modelleri var. 169 euro. Biraz daha gittiğinizde 149 euro, 139 euro, 119 euro, 89. Modelinden, motorundan, gücünden hepsinin fiyatları fark ediyor. Burada motorla ilgili her şey, aradığınız her şey, sünger, işte şelale filtre yapacağım, yok işte ucuna böyle püskürtmeli takacağım, işte köpürtmeli olacak, ne isterseniz ayrı ayrı. Mesela bakın, böyle mesela burada bir T bağlantısı var. İşte ne bileyim, pardon, bir şey düşürdük. Yukarıda mesela dış filtrenin, dış filtrede kullanmış olduğunuz hortum çıkışlarının aparatları var. Böyle dış filtrenin altına işte balıklar kaçmasın, şeyler çekilmesin, hayvanlar çekilmesin diye aparatlar var. Isıtıcılar var. Yine bu tarafa döndüğümüz zaman burada bakın, ledler var, fuvalim. Bu telefondan app'le hem renklerini değiştirebiliyorsunuz, hem işte şeyini ayarlayabiliyorsunuz, saatimi, timer'ını yapabiliyorsunuz. Saat kaçta açılsın, kaçta kapansın. Gerçekten lüks bir ürün. Tabii her lüksün bir de bedeli var. Bu sadece ışığın fiyatı arkadaşlar, yanlış anlamayın, bu bir set falan değil, akvaryum değil. Gördüğünüz gibi hep marka marka böyle değişim. Mesela burada Marina, ben de bunu kullanıyorum küçük yavru şeyinde, akvaryumunda. Gayet güzel. Büyük, pardon, büyük akvaryumunda da bu var. Bu 200'lük. 200 litrelik benim bir akvaryumum var. Buradaki arkadaş dedi ki gayet idealde de ısıtır. 60 litrelik akvaryumunda da 50'lik var. Altında böyle plastik koruyucusu falan var. Gayet hoş bir ürün. Yine fuvalim, bakın, böyle küçük küçük dış filtreleri var. Ondan sonra bu şekilde. Burada gene kumlarımız, renk renk, hangi rengi isterseniz, büyük küçük, kalın, silis, işte karışık, böyle çakıllı. Burada arka planlarımız var. Burada taş görünümünde. Tabii ki bu böyle plastik, mika gibi böyle. Şunları da mesela alıp akvaryumunuzun arkasına koyabilirsiniz. Şurada bazen indirimler oluyor. Mesela bakın, burada gördüğünüz taşların hepsi indirimde. Bunlar normal fiyatlarının altında satılan ürünler. Gerçekten bazen çok ucuza şeyler bulabiliyorsunuz. 1 euroya, 2 euroya, ama bunu tabii böyle bayağı boşaltmışlar, indirmişler. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrardan hepinize selamlar. Almanya'dan Rafet kardeşime de çok sevgiler. Olur bir sorunuz, kafanıza takılan bir şey, Rafet kardeşime sorarsınız. Alta yorum olarak belirtirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Hepinize sevgiler, saygılar. Vay arkadaş be! Vay!
Vay arkadaş. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? İnanılmaz güzel imkanlar var. Az çok böyle araştırdığım ve sizlere paylaşmayı düşündüğüm, daha da araştırmam gereken birçok konu var ama sizlere bilgi içerikli videolarım gelecek. Mesela Almanların ırk standartlarında, bu tarz pet olaylarında önde olduğu aşikar, yani ortada tamamen. Çünkü mesela Almanların köpeğine bakıyoruz, efsane. Yani çalışmalarına bakıyoruz. Arabaları zaten söylemeye gerek yok. Lepisteslerde de arkadaşlar ilk ırk tescilini alan Lepistes Almanya'da onaylanmış ve dünyaya Almanya'dan duyurulmuş. Çalışması başka bir yerlerde yapılmış olabilir. Mesela atıyorum Tayland'da yapılmıştır ama Alman hükümetine gidip orada onaylanıp evet dünyada böyle bir ırk var diye ilk Almanya'dan duyurulmuş ve dağıtımına başlanmış diye bir makalede okumuştum. Sizlerle de yeri gelince paylaşacaktım. Aha da burada paylaşmış olayım. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Caner abi. Bütün izleyiciler adına sana böyle güzel bir video çektiğin için tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? Kanala abone olup like atmayı unutmuyoruz. Atarsanız da atmazsanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.